Merhabalar. Geçen gün bir otokomplit kütüphanesi tweet etmiştim. Görmüşsünüzdür belki orada. Prompt Toolkit diye çok güzel bir kütüphane. Birazdan göstereceğim nasıl çalıştığını bir resim üzerinden. Otokomplit yaptığımız zaman bunu sunucu tarafından yani hani bir prompt bir şey yazdığımız zaman bunu sunucuya request edip sunucu tarafından ne tamamlanması gerekiyorsa bunu alan bir uygulama yazacağız bugün. Flask'la yapacağız. Flask requests ve prompt toolkit kullanacağız. Hemen prompt toolkit'i göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi burada bir auto-completion var. Ve yaptığınız şey bir tane word completer yaratıyorsunuz. Bu word completer'a parametre olarak geçiyorsunuz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar. Çok karmaşık bir şey değil. Ama tabii burada biz ne yapacağız? Kendi completer'ımızı yazacağız. Bunu yapmak için de dokümantasyondan faydalanmıyoruz. Çünkü dokümantasyonu yazmamışlar. Bu güzel pratik olacak bence. Çünkü çoğu insan yani kütüphaneleri okumaktan korkuyor. Oysa ki aslında atla deve değil. Yani hani kütüphanenin içerisine giriyorsunuz ve o türü, türümüz ne? Completer. O türü temsil eden en basit ne varsa onun en basit özelliklerini yazıyorsunuz. Çalıştığını görüyorsunuz. Sonra üstüne bir takım şeyler koyuyorsunuz. Bu kadar basit aslında. O yüzden iyi bir pratik olacağını düşünüyorum bunun. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Fazla lafı dağıtmayalım. Ve evet, görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane bölümümüz var. Hemen sağdakini en aşağıya getiriyorum. Burada şeyi sunucuyu çalıştıracağız. Resim olduğu için yukarıda. Benim videom olduğu için. Evet, ne yapıyoruz? Hemen bir map directory yapıyoruz. CD auto diyoruz. Ondan sonra oranın içerisinde bir tane virtual env yaratıyoruz. Bu yaratmış olduğumuz virtual env'in içerisinde ne olacak? Gereken paketlerimiz olacak ki genel sistemde diğer virtual enlerle falan karışmasın. Sadece bize bu proje için, sadece bu proje için gerekli olan paketler var. Evet, requirements.txt açıyoruz bir tane. İçerisinde ne kullanacaksak onu yazıyoruz. Versiyon yazmıyorum. Normalde versiyon yazmanız lazım. Request Flask bir de prompt toolkit var. Hemen bunları bir install edelim. Requirements şeklinde bu faktörü değerlendirelim. Ve burayı hazırlayalım. Activate deyip ondan sonra da cd auto deyip buraya giriyoruz. Source when bin activate şeklinde. Burayı da activate ediyoruz. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Python'da from flask import flask deyip flask nasıl çalışıyormuş ona bakmamız lazım. Hemen bakıyoruz ne yapıyormuşuz. App eşittir flask your application deyip yaratıyoruz. Sonra da bir tane ne yapıyoruz? Interface API yaratıyoruz. Endpoint pardon. App.route deyip yazıyoruz burada route'u ve uygulamayı çalıştırıyoruz. Evet, bu kadar. O zaman ne yapacağız? Hemen app.py deyip yaratıyoruz. From flask import flask app eşittir flask app deyip bir de şunu erkenden yazalım unutmayalım sonra eşittir true. Şimdi interface'imizi yazmamız gerekecek ama isterseniz önce hangi kelimeleri tamamlamak istediğimizi söyleyelim. List eşittir diyoruz. Sonra buraya hello how are you diye yazalım. Bunları tamamlayabilsin. Gayet mantıklı bence. Def complete hemen bir kamu spotu. Fonksiyon isimleri imperatif yani emir şeklinde olur. Nesne adı gibi completer yazmayın. Lütfen yapmayın bunu. Çok kafa karıştırıyor kodu yazarken falan. Et app.route diyoruz. Buraya autocomplete. Ondan sonra word to complete diyoruz. Ve word to complete'i buraya da geçiyoruz. Tabi sadece Flask import etmek yetmez. Bir de JSONify import etmemiz lazım. Çünkü onu kullanacağız burada. Return JSONify diyoruz. Hemen burada bir tane word diye liste döneceğiz. V for v in word list if v nokta starts with word to complete değil mi? Evet.
yazmışız. Güzel. Tamam. Bir şey kaçırdık mı burada? Bakalım flawless victory elde edebilecek miyiz? çalışıyor mu? Ha, burada çalıştırmayalım onu. Lupy deyip burada çalıştıralım. Sonra da curl localhost 5000 autocomplete he diyelim ve evet. İlk seferde çalıştı. Çok güzel. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bir de client tarafını yazmamız gerekecek. Client tarafını yazmak için de ne yapmamız lazım? Hemen bir kütüphanemizi alıp kopyalamamız lazım. Az önce bakmış olduğumuz yerden kopyalayacağım kodu. Direkt hiç uğraşmayacağım yani. Hop. Nokta pay dedim. Buradan yapıştırdım bitti. Tamam, şimdi burada yapmamız gereken önemli bir şey var tabii. İsimleri değiştirmek. Çünkü kendi completer'ımızı yazacağız. Bu HTML'i de auto diyelim. Ondan sonra auto diyelim. Completer. Şimdi biraz spoiler vereceğim kütüphaneye bakmadan önce. Completer'ı inherit edip completion dönüyoruz. Hemen class'ta yazalım adını. Birazdan göreceğiz bunu, niye böyle yaptığımızı. Vim, vem, lib, web, prompt toolkit. Evet, buraya bakıyoruz. Neler var? Bir sürü şey var. Bunların arasında ne ilgili görünüyor? Completion. Değil mi? Bunun içerisinde ne varmış? Heh, word completer oradaymış. Ha, çok güzel. Evet. Ne var elimizde? Bir tane word completer var. Bu word completer'ın iki tane fonksiyonu var. Biri init, biri get completions. Görmüş olduğunuz gibi word matches get completions'ın içerisinde bir şey. Yanlış yere girdik. Evet. Şimdi ilk olarak constructor'a bakalım. Constructor bizim için önemli mi? Bunu anlamamız lazım. Bir sürü parametre geçirilmiş ama inherit edilen constructor çağrılmamış. Bu parametreler oraya geçilmeyi bırakın, çağrılmamış bile. Constructor'ı süperin. Bu durumda init'i direkt es geçebiliriz anlamına geliyor. Ve self nokta şeklinde belirtilen class'a ait bütün değişkenleri de ne yapabiliriz? Direkt atlayabiliriz. Get completion var. Bu geriye completion'ları dönen fonksiyon görmüş olduğunuz gibi. Get completions self document hangi parametreleri alıyorsa hemen hepsini kopyalıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Ondan sonra ne yapıyoruz? Burada ne yapıyormuş? Yaptığı şey şu. Self.sentence bu işte bunları ne demiştik? Atlıyoruz yani. Hani çünkü Construct'a gelen bir parametre bizde bu yok. Demek ki biz bu word completer'ı hani çağırırken ne yapıyorduk? Bir tane constructor geçiyorduk sadece örnekte. Geriye kalanların hiçbirisi o constructor'da neydi? Hangi kelimeler tamamlanabilir? Sentence yok mesela. O yüzden hemen else'ine bakıyoruz. Word before cursor eşittir. Document.getWord before cursor deyip hangi kelime complete edilecekse, tamamlanacaksa onu alıyormuşuz. O zaman ben bunu hemen before cursor şeklinde kopyalarım. Nokta get word before cursor şeklindeymiş. Bir de parametreler var. Bunlarından geçeceğim çünkü diğer durumda constructor'dan hiçbir şey geçmeyince bunlar zaten none geliyordu ve çalışıyormuş. Çalışıyor demek ki örneğe bakarsak. Request nokta get deyip bir de ne yapalım? Completion'ımızı alalım. HTTP localhost ondan sonra 5000 /autocomplete / %s dedik. Bu %, bir de word before cursor şeklinde bunu da yollayalım. Tabii bunu bir response'a bağlayacağız. Ondan sonra da ne yapacağız? Eğer response nokta status code 200 değilse yani bir hata aldıysak tabii buraya eğer dediğimiz zaman if koymamız gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Return hiçbir şey dönmüyoruz. Diğer durumda ne yapıyoruz? For ve in response
Cons.json'ı dönüştürüyoruz. Sonra da içerisinde ne demiştik? Word şeklinde döndürmüştük diğer örnekte. Onları ne yapıyoruz? İşte görmüş olduğunuz gibi işte burada görmüş olduğunuz gibi completion'lar döndürüyoruz yield ile. Demek ki iterable olması yetiyormuş. Yield completion, orada A demiş, burada V demişiz. Ondan sonra ikinci parametre olarak da cursor, oradakinin aynısını dönüyorum. Yani bu hesaplama nasıl çalışıyormuş falan gerek yok. Yani kütüphane bu şekilde dönmüş. Demek ki en iyisi o. Yani evet, yield completion, W dedik, excelen, word before cursor dedik. Sonunda bir tane display meta var. O da self nokta display meta'dan geliyor. Demek ki bizim için bir önemi yok çünkü hiçbir şeyi parametreze etmedik. Evet, bu kadar. Bunun çalışması lazım tahminen. Ne yapalım? Burayı kullandık. Buradan çıkalım. Ondan sonra caliente Python client diyelim. Autocompleter is not defined dedi. Çünkü tanımlamamışız. Evet. Hello diyoruz. Ne oldu? Orada patladı. Request not defined. Ya bu enter HTML'i düzeltmemişiz. Bu arada ona biraz kafam takıldı. O yüzden biraz sessizleştim. Import request diyelim. Tamam, o şeyi de kaldıralım ya. O ne öyle yani? Onu nasıl unutmuşum ben orada? Dolar koyalım. Tamam, çok güzel. Şimdi Python client deyip işte görmüş olduğunuz gibi hello, how, hello, how are you deyip tamamlamış olduk. Bu kadar. Yani çok fazla uğraştırmadı. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ne kadar vaktimiz kalmış? Aslında 12 dakika falan olmuş. Güzel, bu kadar kısa bir zamanda bunu başardık. Bu tarz şeyleri kendiniz de deneyebilirsiniz, oynayabilirsiniz bu kütüphaneyle. Benim bayağı bir hoşuma gitti bu kütüphane yani. Kısa zamanda 12 dakikada yaptık bayağı bir şey. O açıdan ilginç. Flask'la ilgili endpoint'ı şeye çevirebilirsiniz, post'a çevirebilirsiniz. O biraz daha mantıklı olabilir. Diğer taraftan da JSON yollarsınız. Hem de o encode edilmiş olur. Çünkü yani URL'in içerisine direkt adamın klavyeden girdiği şeyi gömüyoruz. Saçma sapan bir karakter falan gelebilir. Gelen saçma sapan karakterden dolayı endpoint çalışmayabilir falan. Hani sanmıyorum ama olabilir. Yani slash yollayabilirdi. Slash yollayabilirdi mesela. Bu tarz problemler mümkün. Evet, bu kadar. Teşekkürler.